Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Bazen kimileriniz, tabii ki çok az, birkaç kişi belki de sadece, bana benim hiç izlemediğim, aklıma bile gelmeyen bazı kişilerin saldırdıklarını, benim için kötü sözler söylediklerini not ediyorlar videolarımın altına. Biliyorsunuz mesaj olarak. Aslında bu istenen, bak onları izle, onlarla kavgaya giriş, onlara cevap ver demek. Nedim Şener senin için dedi ki, falanca filanca gün bilmem ne senin için dedi ki, filanca senin için şöyle yaptı, cevap ver. Biz seni çok seviyoruz. Şimdi bunlar, bu tarz tahrikler, teşvikler iyi niyetli insanların yapabileceği şeyler değildir. Bunlar laf taşımak denir bunlara. Ben ne yapacağım? Hiç değer vermediğim, amaçları beni kendi çukurlarına çekmek olan insanlara cevap vereceğim. Ve polemik yaratacağım. Kendi değerimden düşüreceğim. Canlarım, büyük insanların büyüklüğü aşağılık insanlara uymamalarından kaynaklanır. Hayır, ben büyük insanım demiyorum. Ama ben büyük insanlar gibi davranmak istiyorum. Büyük insanlar gibi davranmak ihtiyacı duyuyorum. Çünkü öyle yetiştirildim. Ne çirkepe taş at, ne üstüne sıçrasın. Benim anneciğim beni ve iki kız kardeşimi böyle yetiştirdi canlarım. Dikkat edin, çevrenize bakın. Büyük insanları küçük insanlar aşağıya çekebilmek için sürekli onların aleyhinde iftiralar atarlar, çamurlarlar, kötü sözler söylerler, hakaret ederler. Nereye getireceğim sözü? Devlet Bahçeli'ye getireceğim. Devlet Bahçeli dün son dönemler Türkiye'sinin en olgun siyasetçilerinden biri olarak tanıdığımız, gerek çalışkanlığıyla, gerek dürüstlüğüyle, gerek temiz ahlakıyla, sükunetiyle, fevkalade bir insan örneği olarak gördüğümüz ve Cumhurbaşkanlığı yarışı anketlerinde de İmamoğlu ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de ilk turda açık ara yenebilen iki kişiden biri olan Mansur Yavaş. Evet, sözü Mansur Yavaş'a getireceğim. Devlet Bahçeli'nin yaptığını gördünüz mü bilmiyorum. Yani en azından medyadan takip etmiş olabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde merhum Alparslan Türkeş'in anma töreni yapılıyor, biliyorsunuz. Ben de videolarımdan birinde o konudan söz ettim. Ve dövecek kimseyi bulamayınca birbirlerini dövdüler diye manşet başlığı attım. Efendim neymiş? Mansur Yavaş'mış o kavganın arkasındaki kişi. Yani Mansur Yavaş birilerini gönderip merhum Türkeş'in anılma toplantısını sabote etmiş. Ülkücüleri birbirleriyle kavga ettirmiş. Ne ayıp şey. Değil mi? Ne kadar çirkin bir iftira. Peki Mansur Yavaş ne yaptı? Oralı bile olmadı. Fransızlar buna ignore etmek derler. Büyük insanlar küçük insanları görmezden gelirler. Neden? Ne çirkefe taş atayım, ne üstüme sıçrasın, atasözünü ya da tavsiyesini yerine getirmek için. Mansur Yavaş'ı bir kez daha tebrik ediyorum canlarım. Geliniz hep beraber Mansur Yavaş'ın bu tarzını ilke edinelim kendimize. Milletçi ilke edinelim. Birileri bize birilerinden laf taşıyorsa, laf taşıyana mesafe koyalım. Böyle. Çünkü hepimiz belki, bilmiyorum ama ben en azından kendim için söyleyebilirim. İlkokul 4. sınıf tahrir dersimizde, yani kompozisyon dersimizde sevgili öğretmenimiz, Allah uzun ömürler versin, Fatma Dülger Baki, birisini tanımak istiyorsanız ona başkasını sorun diye bir tahrir konusu verdiğinde öğrenmiştim. Ve evet, o küçücük kafamla, o küçücük beynimle, o küçücük zekamla, o küçücük ufacık aklımla birisinin birisi hakkında kötü sözler söylemesinin aslında o insanın kötülüğü olduğunu anlatmıştım. Ve benim canım öğretmenim, ellerinden öpülesi öğretmenim ne kadar çok beğenmişti. Çünkü öyle yetiştirilmiştik. Öyle eğitildik. Hiç kimse için kötü söz etmeyin diye eleştirirdik. Ama canlarım, Devlet Bahçeli ve Devlet Bahçeli'nin çevresi siyaset yapmıyor.
çirkef oyunu oynuyorlar. Amaçları ben daha iyi bir insanım diye insani tavırlar ortaya koymak değil. O bizden çok kötü demek. Bakın biz kötüyüz, o bizden daha kötü. Bu nedenle Mansur Yavaş'ı o çirkin tezgahlarının içine çekmeye çalışıyorlar. Başaramadılar, başaramayacaklar. Mansur Yavaş bu konuda cevap verecek midir? Zannediyorum verse bile, şimdilik vermedi, verse bile vereceği cevap önemsemiyorum olacaktır. İşte en ağır cevaptır bu. Senin için dediler ki önemsemiyorum. Şimdi Devlet Bahçeli Mansur Yavaş için bir şeyler söylüyor. Mansur Yavaş için iftira atıyor. Daha önce de buna benzer iftiralar atıldı. Seçimlerden önce. Ne yaptı Mansur Bey? Sustu. Sadece güldü. Ciddiye bile almadı. Ve seçimlerde Devlet Bahçeli'yi de ortağı Recep Tayyip Erdoğan'ı da seçim siyasi anlamda söylüyorum yerlere serdi. Aynı şeyler İmamoğlu da yaptı. İmamoğlu'na neler söylediler neler. Pontus Rum'u bile dediler. Değil mi canlarım? Sonuç? Bir yenildiler, doymadılar. İkinci defa çıktılar mindere. İmamoğlu ikincinde bunların sırtlarını yere göstere göstere 50 kere vurdu. Demek istemem o ki. Sakın ola birileri sizin aleyhinizde konuşursa, size küfrederse, size hakaret ederse ona uymayın. Cevap bile vermeyin. Duymazdan, görmezden gelin. Ona vereceğiniz en büyük zarar, ona vereceğiniz en büyük ceza, ona edebileceğiniz en büyük hakaret budur. Ya şu anda Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a attığı iftira, Mansur Yavaş tarafından cevapsız bırakılınca Devlet Bahçeli'ye edilmiş en ağır hakarettir. Bundan daha büyük bir hakaret ben düşünemiyorum. Neden? Seni yok farz ediyorum demektir. Churchill'in en güçlü rakibi İşçi Partisi lideri Mr. Ethel için söylediği lafı biliyor musunuz? Hatırlatalım ya da hatırlayalım hep beraber. Churchill kendisine saldıran Mr. Ethel için, ağır laflar söyleyen Mr. Ethel için şöyle demişti. Geçtiğimiz günlerde parlamento binasının içinde, önünde boş bir araba durdu. İçinden Mr. Ethel çıktı. Ya bundan büyük hakaret olabilir mi ya? Boş bir arabanın içinden çıkan birisi ya. Olabilir mi? Yani Mansur Yavaş Devlet Bahçeli'ye diyor ki ya sen benim için yok hükmündesin. Fizik olarak varsın ama ruh olarak, zihin olarak, akıl olarak, zeka olarak yoksun sen diyor. Ben Mansur Yavaş'ı alkışlıyorum. İşte canlarım. Siyaset böyle olmalı, böyle yapılmalı. Devlet Bahçeli ve Erdoğan niye kaybediyorlar biliyor musunuz? Müfteri oldukları için. Saldırıyı, hakaret etmeyi, rakibini aşağılamayı siyaset yapmak zannettikleri için. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Meral Akşener'e neden susun diye sesleniyorum. Susun derken konuşmayın anlamında söylemiyorum. Hayır. Kişisel saldırılara cevap vermeyin. Karşınızdakine onun size yaptığı şekilde davranmayın. Eleştirin, yanlışları söyleyin ama yanına da mutlaka doğruları da ekleyin. Neler yapacağınızı anlatın. Mesela Kemal Bey'in dün söyledikleri güzel şeylerdi, göreceksiniz dedi. O kadar iyi şeyler yapacağız ki hepiniz dedi hayretler içinde kalacaksınız ve bizi takdir edeceksiniz. İşte bunları söyleyin diyorum ya. Bunları böyle yapın. Onlara karşınızdaki edepsizliklere cevap vermektense efendiliklerinizi ortaya koyun. Nezaketle insanların umutlarını artırın. Canlarım, bir başka ve çok önemli bir konuyu kısaca söylemek istiyorum. ANAP, özür dilerim. AKP teşkilatlarından, yani il ve ilçe teşkilatlarından merkeze, AKP genel merkezine bazı bilgiler aktarıldığına ilişkin duyular aldım. Doğru olduğu iddiasında değilim. Ancak bu bilgileri deminki gibi yapmadan, hiç kimseye hakaret etmeden sizlerle sadece paylaşmak istiyorum. Nedir bu bilgiler ve bu bilgilerin neden önemi var? Bana sorulan soruların başında
Recep Tayyip Erdoğan ne düşünüyor sorusu geliyor. Recep Tayyip Erdoğan ne düşünüyor bilmiyorum. Ama son gelen bilgiler doğru ise eğer, Recep Tayyip Erdoğan'ın düşündükleri bana göre hoş şeyler değil. Doğru olabilir belki. Millet için, devlet için, halk için doğru olabilir belki de. Belki de hatta iyi niyetli bile olabilir. Ama hoş değil. Ne bunlar? Teşkilatlardan, taşra teşkilatlarından bilhassa genel merkeze gelen bilgiye göre köylünün, Türk köylüsünün, Türk tarım üreticisinin kadınlarında olağanüstü miktarda altın ziynet var. Yastıklarının altında olağanüstü, ufak tefek de olsa birikmiş olağanüstü miktarda dolar var. Bunların tarım olan, tarım kredi kooperatiflerine ve Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na olan borçlarını sakın ertelemeyin. Bunların paraları var, bunların altınları var, bunların dolarları var. Fakat onları bozdurup borç ödemek yerine orada öylece tutuyorlar. Bu bilgi büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'a aktarıldı. Büyük ihtimalle. Onun için Recep Tayyip Erdoğan ısrarla birden Türk parasının değerli kalması gerektiği fikrinden vazgeçti. Türk parasını mümkün olabildiği kadar değersiz kılmak için her şeyi yapıyor ve ben bu konuda ısrarlıyım diyor. Bana bu anlatılanların doğru gibi geldiği düşüncesi hakim oldu. Bana böyle hakim oldu. Öyle söylediler demiyorum. Teşkilatlar, ilçe teşkilatları, taşra teşkilatları Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuda bu bilgileri vererek onu tahrik ettiler demiyorum. Bu doğrudur da demiyorum. Ancak eğer böyle bir şey varsa bunun bu tarım üreticileriyle mutlaka paylaşılması gerektiğini, eğer onların gerçekten de birikmiş altınları, yastık altında dolarları varsa onları çıkarmalarını ve devlete olan borçlarını ödemelerini tavsiye ediyorum. Ben böyle tavsiye ediyorum. Çünkü nihayet tabii elbette faiz ödemesinler. Tabii ki içinde bulundukları durumun sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan ve devlet bahçelidir. Ona hiçbir itirazım yok. Ama canlarım, bir kenarda milyarlarca dolar altınları, milyarlarca dolar kağıt, Amerikan parası bulunan insanlarımızın, halklarımızın, başka diğer milyonlarca insanın hakkını yemeye, onların da hakkı olan, onların da alın teri olan devletin, kamunun parasını üstüne yatmaya hakları yok. Lütfen bana kızabilirsiniz, bana öfkelenebilirsiniz. Bu insanlar AKP'ye oy veren insanlar. Bakın taşraya gidin, kırsal kesime gidin. Her 100 seçmenden 80'inin oyu, en az 80'inin oyu AKP'ye giden oylardır. Şimdi hem acı çekiyorlar ama hem de AKP'nin kendilerine çektirdiği acının acısını milyonlarca milyonlarca günahsız vatandaştan çıkarıyorlar. Eğer gerçekten o kadar çok altınları, birikmiş altınları varsa, gerçekten de o kadar çok dolarları varsa önce borçlarını ödesinler. De döviz mevduatı sahiplerine niye söylemiyorsun? Döviz mevduatı sahiplerinin de devlete borçları varsa elbette onlar da ödesinler. Elbette. Ama onu yapacak olan da yine devlet. Mevduat dediğiniz şey açıkta orada, ismi belli, cismi belli. Bakınız hangimize gelmiyor devletten haciz? Değil mi? Hemen yazıyla, bir banka yazısıyla. O zaman onu da devlet düşünsün canlarım benim. Evet. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim. Bütün bunlara rağmen lütfen moralinizi sağlam tutun. Sizin şahsınızla ilgili söylenmiş, söylenecek sözlere asla kulak asmayın.